لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. لو شاهد أنك سن لا تصل إليه ona ulaşamayacaksan illa ba'de fena'i mesavike, kötülüklerin fani olmasından sonra ancak ulaşacağını düşünürsen ve mahvi de'avike ve davaları mahvettikten sonra ulaşacağını zannedersen, davayı derken kastettiği şey amelleri yaparken onu nefsinden olduğunu iddia etmek. Ben kendi gücümle bu işi yaptım. Bunu mahvetmeyi beklersen lem tasıl ileyhi ebeden, ebediyen Allah'a vasıl olamazsın. Yani Allahu Teala'ya ulaşmak için ben bütün kötülükleri, bütün günahları bırakmam lazım. Nefsin bütün arzularını terk etmem lazım. Yaptığım amellerin hepsini Allahu Teala bana nasip etmiştir. O nasip etmezse yapamazdım fikrini gönlünden çıkartman lazım. Yani bunlar insanın yapmak için çalıştığı şeyler olması lazımdır. Günahları terk etmeye insan çalışacak. Nefsin arzularını terk etmeye çalışacak. Ben bunları bitirirsem Allah'a vasıl olan bir kul olurum demek yanlıştır diyor. Sen bu yolda gayret göstereceksin ama ebediyen bundan kurtulamazsın. Bu mücadele bitmez. وَلَكِنْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْسِلَكَ اِلَيْهِ Fakat Allah seni kendisine vasıl olan bir kul olmanı murad ederse gatta vasfeke bi vasfihi, senin vasfını kendi vasfıyla örter. Ve na'teke bi na'tihi, senin na'tını, sıfatlarını Allahu Teala kendi sıfatlarıyla örter. Fe vasaleke ileyhi, seni ona vasıl eder. Sen ona vasıl olursun. Bima minhu ileyke, ondan sana olan şey ile. La bima minke ileyhi, senden ona olan bir şeyle değil. Şimdi bu ne demek? Kulu Allah'a vasıl eden yine Allah'tır. Sen kendi gücümle ben günahları terk etmem lazım. İşte Allah'ı razı edecek Celle Celaluhu hayırları işlemem lazım ki Allah'a ulaşayım demen yanlıştır. Allah-u Teala seni ona vasıl olan bir kul etmek isterse kendi vasıflarıyla senin vasıflarını örter. Hani hadis-i kutsi'de söylüyor ya, tutan eli yürüyen ayağı gören gözü olurum kulumun diyor. Dolayısıyla yani tutan el, yürüyen ayak, gören göz, senin elin, ayağın, gözün Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla kaplanıyor. Allah dilerse diyor, bu Allah'a vasıl olmak böyle olur. Bir, Allah-u Teala'nın dilemesiyle olur. Usulü de senin vasıflarını Allah-u Teala kendi vasıflarıyla bürüyecek, örtecek. Artık senin vasıfların içine kalacak, dışta Allah-u Teala'nın vasıfları olacak. Dolayısıyla Allah'a ulaşmak senin Allah-u Teala'ya ulaşmak için gayret çaba göstermenle değil, Allah'ın sana lütfuyla olacaktır. Yani şöyle demeyeceğiz, ben Allah'a ulaşacağım, haşa. Allah beni kendine vasıl olan kullarından etsin inşallah diyeceğiz. Kendinizde hiçbir şey görmeyeceksiniz. Güç, kuvvet, kabiliyet falan her şey Allah'ta. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı rahmeti olmasaydı, lütfu ve acıması olmasaydı مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ Ebede, kesinlikle sizden hiçbir kimse kendini günahlardan temizleyemezdi. Tezkiye-i nefis yapamazdı. Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı. Demek ki salih bir kul olmak Allah'ın lütfu ve rahmetiyledir. Senin kendi çaba ve gayretinle değil. Sen çaba gayret göstereceksin ama onun hiçbir şey olmadığına inanacaksın. Allah-u Teala'nın lütfuyla oluyor her şey. Kuldan Allah'a bir gayretle kul Allah'a vasıl olmuyor. Allah'tan kula gelen bir ikramla kul Allah'a vasıl oluyor. Şerhte de diyor, sahibi hazel makam la tekunu lehu iradetun ma'a mevlahu. Allah-u Teala ile beraber kendisinin hiçbir iradesi olmayacak bu makam sahibi olan insanın. Kendi iradesi diye bir şey yok. Kendi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek. Zelke fadlullahi uti meyşa ve Allah-u zülfadlil azim. Bu Allah-u Teala'nın bir fazlıdır. Dilediğine verir.
veya dileyene verir. İki mana da var. İsteyene verir. Allah bu lütfunu onu talep edene verir. Veyahut da Allah bu lütfunu dilediği kişiye verir. Allah-u Teala büyük fazıl ve lütuf sahibidir. Fadli azim, azametli, büyük. Şimdi tabi burada Cuma günü sohbette de söyledik ya, Allah-u Teala'nın büyük dediği şeyin ne kadar büyük olduğunu siz hayal edin. Bir çocuğa göre çocuk çok büyük bir şeyden bahsediyor veya normal bir insan, olgun bir insan bir şeye çok büyük diye bahsediyor. Bir de Allah-u Teala bir şeye çok büyük. Büyüğün büyük demesi çok çok büyük olduğunu gösterir, değil mi? Fakir bir insan düşünün, büyük bir ev aldım demesini siz onun ne kadar büyük olduğunu tahayyül edebilirsiniz. Ama çok zengin bir adam büyük bir ev aldım derse o ne kadar büyüktür. Ona göre büyük ayrı, öbürüne göre. Allah-u Teala'nın büyük lütuftur dediği şey demek ne kadar büyük bir lütuftur.